hikayesi çok farklı bir derbi bizi bekliyor gibi geliyor. Orada bilmem katılır mısınız? Yani gazeteci gözüyle ben bunca yıldır 93'ten beri bu işi yapıyorum. İlk defa bir derbide iki takım bu kadar sorunlu. Sorun yumağı iki takımda. Yani fokur fokur kaynıyor öyle söyleyeyim. Bakmayın siz Beşiktaş'ta bir dinginlik havası varmış gibi görünüyor ama bir tarafta başkanın istediği hoca tercihi farklı. Diğer tarafta CEO bir hoca buluyor ama çok riskli bir hoca. Biraz sonra da konuşuruz onu. Tamam Kayseri Spor maçının son 12. dakikasında şaha kalkan bir Beşiktaş vardı değişikliklerle birlikte. Ama diğer tarafta Hikmet Karaman'ın da büyük hatalar olduğunu göz ardı etmeyelim. Yani maçı verdi resmen. Sen 3. gol atmaya uğraşırken farklı maçı kaybettin. Skoru tutabilirdin onu da başaramadın. Ne savunma yapabildin ne de hücumdan üretkenlik elde edebildin. Beşiktaş'ın o maçı farklı kazanmasında bir tribün atmosferi, olağanüstü bir tribün atmosferi vardı. İki, Hikmet Hoca'nın kendisinin savunma mekanizmasına göre yedek kulübesi zayıf olduğu için hamle yapamadım dedi. Ama sahada 11 kişiysen gerekirse 10 kişiyle savunma yapacaksın. O skoru tutacaksın. Tutamadın. 3 gol yedin 12 dakikada. Bu teknik direktöre yazar. Önder Hoca'yı tabii ki ilk maçında göklere çıkarmanın da bir anlamı yok. Eleştirmenin de bir anlamı yok. Ama şu bir gerçek ki Beşiktaş için yeni hoca dönemi başlayacak. Belki Portekiz ekolü, büyük bir %99 Portekiz ekolüne dönecekler. Çok riskli bak, riskli diyorum. Bu kararı verenlerin, yani bu kararı alanın ben faturayı ödeyeceğini düşünüyorum. Bunca yıllık tecrübemle söylüyorum. Bak, Pereira'yı çok övmüştük, çok tecrübeli. Pinero'ya göre 4 şampiyonluğu var. Ona rağmen bu kadar eleştiriliyor, yerden yere vuruluyor ve Fenerbahçe'de de haftalar öncesinden hocaya başarılı değilsin, takımın genleriyle oynadın, allak bullak ettin, seyirci senden memnun değil, biz senden memnun değiliz, biz hocam senin yerine hoca arayışına başladık dendiğini hissettiriyor hoca. Hoca yedek kulübesinden artık çıkmaz oldu. Çıkınca da not tutuyor. Çok fazla böyle heyecan yaşayacak durumu da yok. Çok tedirgin. Yani pamuk ipliğinde ben hani Ocak ayına kendini atar mı bilmiyorum ama bir şekilde kendini Flamengo'ya da pazarlıyor bir taraftan. Belki kendi bırakacak gönderilmeden. Flamengo başkanıyla görüşmeleri var çünkü. Oradaki konuşmaları var. Hatta Fenerbahçe'den getireceği oyuncular işte Luis Gustavo'yu, Diego Rossi'yi getirebilirim. Onu açarız biraz sonra. Yani Fenerbahçe açısından iyi olacak Pereira'nın gitmesi. Hayırlı bir iş olacak. Diğer taraftan Fenerbahçe'de herkesin şaşıracağı nasıl olur? İnanılmaz. Bunu nasıl yaptılar? Bunu nasıl başardı yönetim? Bu hocayı nasıl ikna etti diyeceği bir teknik direktör getireceği duyumunu aldım. Kim abi? Ama bu ismi paylaşmayacağım. Abi çünkü o kadar söyledikten paylaşırsam sosyal medyada belki alay konusu olacağım. Belki yani niye alay konusu? Şeylere girmek istemiyorum hayır, çünkü ama o kadar söyledikten sonra bu sadece bir duyum. Bakın bu bir duyum. Tamam duyumunu söyle. Duyumunu söyleyeyim o zaman. Şenol Güneş. Yani Fenerbahçe'nin şu anda radarında olan hoca Şenol Güneş. Olur mu? Bana çok oturmuyor. Bana çok mantıklı gelmiyor ama sen olursa da Şenol olursa da şunu söyleyeyim. Insansın. O 12 puanlık farkı bu kadroyla Şenol Güneş kapatır. Tam Şenol Güneş'in isteyeceği bir kadro var biliyor musun? Fenerbahçe'de olur ya da olmaz o ayrı ama ben bunca yıllık diyorum bu kadar sancılı, sıkıntılı iki takım karşılaşacak. Ben çok keyifli bir maç olacağını da düşünmüyorum. Sinir harbi şeklinde geçecektir. Ama Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı için bana göre Beşiktaş'tan daha iyi oynuyor. Ama skor üretmekte zorlandığı için oradaki öndeki oyuncu tercihi çok önemli. Kimi Valencia'yı mı tercih edecek ki maç eksiği olmasına rağmen hoca böyle bir çılgınlık da yapabilir. Mesela kimi keseceği Pereira her türlü çılgınlığı yapabilir de mesela, o çılgınlığı yapacağını hayır, çılgınlık, ben de düşünmüyorum. Yani. Şunu düşünmüş hoca mesela. Kimse konuşmadı konuşayım. Son gelen bugünkü bilgi şu. Kime demiş ki Figueiredo karşısında. Bicay. Hayır, Gaziantep'li kim, oyuncu kim var ya. Kim deyince abi şey gidiyor. Yani kime demiş ki falan. Kim Mice'ye. Figueiredo karşısında çok zor durumlara düştün. Çok yani faturayı ona kesmiş. Şimdi Beşiktaş'ta da Batu Şahin var. Aynı şeyi sana yaşatabilir. O yüzden
Kimi yedek bırakırsa kimse şaşırmasın. Enteresan. Hocanın enteresan düşünceleri var. Şimdi 11'ler üzerinden onu konuşacağız ama sıcak bir gelişme var. Galatasaray'dan bir açıklama. Hazır Ahmet Akçan hocam da buradayken ona da görüşünü sorarız. Bugün Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Rezan Epe Özdemir istifa ettiği yönünde haberler vardı. Bir basın toplantısı düzenledi sabah saatlerinde. Dedi ki yönetim kurulundaki görevime devam edeceğim. Galatasaray Sportif AŞ'deki görevimden istifa ettim. Az önce de Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama yapıldı. Buradaki açıklamada da şöyle deniliyor. Galatasaray Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı ve Galatasaray Sportif AŞ'ye Başkan Vekili Sayın Avukat Doktor Rezan Epe Özdemir, 15 Aralık 2021 tarihinde ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği Genel Sekreteri Sayın Köksal Ünlü, 16 Aralık 2021 tarihinde bu görevlerinden ve tüm yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini beyan etmiş ve tarafımıza bildirmişlerdir. Açıklamada ekranda yönetim kurulumuzun bila istisna ortak görüşüyle ve tüzüğümüz uyarınca Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sayın İbrahim Reha Keskin ve Sayın Ahmet Ozan Şener yönetim kurulu üyesi olarak görev alacaklardır. Sayın İbrahim Reha Keskin'e ve Sayın Ahmet Ozan Şener'e yeni görevlerine başarılar dileriz. Kamuoyuna saygılarımızı da duyururuz deniliyor. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu imzasıyla resmi sitede yayınlanan açıklama böyle. Ama bir kez daha tekrar ediyorum. Sayın Rezan Epe Özdemir'in bir gün önce Galatasaray'daki görevlerinden istifa ettiğine yönelik bilgi ulaşmıştı. Ama sonrasında bu sabah Sayın Efe Özdemir yönetim kurulunun görevine devam edeceğini, sadece Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İlginç bir durum ortaya çıktı Ahmet Hocam. Çok ilginç. Sevgili, hocam çok küçük bir şeyini alacağım. Söz küçüğündür. Buyur hocam. Estağfurullah hocam, söz büyüğündür. Sus küçüğündür. Teşekkür ederim. Buraya gelirken yani senin söylediğine göre istifa kabul edildi. Rezan Bey kendisine göre ben istifa etmedim. Ettim ama biliyorsunuz artık kulüpler kulüp yöneticisi ve sportif AŞ yöneticisi olarak ikiye ayrılıyor. Hala genel kurul üyesiyim diye bir şey söyledi. Mutlaka zaten genel kurul dedi ama düşmez. Ama benim kafama takılan o oldu. Suç işlemediği sürece bir disiplin cezası almadığı sürece. Benim kafama takılan o oldu. Bütün şeyinden Fenerbahçe, Galatasaray asla dost olamaz, tam tersi. Güzel bir noktaya teşhis etti. Olmalıdır da. Yani Rezan Bey görevine devam ediyor mu, etmiyor mu Rezan Bey'e göre? Ediyorsa bakki açıklaması ediyorsa, o yöndeydi. Ediyorsa Galatasaray Kulübü'nde ilgilendiriyor. Galatasaray etmiyorsa resmi, kendini ilgilendiren bir resmi açıklamasına göre de devam etmiyor. Kulübün açıklamasına göre etmemesi lazım. Ama kendi açıklamasına göre ediyor. Şimdi yeri geldiğinde hep biz Galatasaraylılık, Fenerbahçelilik, Beşiktaşlı... O başka bir konu hocam. Ceyhun dediğini, Ceyhun hocam dediğini ayrıca konuşuruz. Hayır, gene İstifayı şimdi... Çok çok özür dilerim. Ben bununla ilgili konuşacağım. Tamam, peki hocam. Çünkü oradaki insanların hepsini tanıyorum.